Arkadaşlar günaydın. Antalya'dan sizlere merhabalar. Kanalımıza abone olur, bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Şimdi güzel bir yazıyla devam ediyorum. Cesaretini topla. Yolculuk çoktan başladı. Geri dönsen bile bir daha eski kıyıyı bulamayacaksın. Geri dönsen bile o eski oyuncaklar artık işe yaramayacak. Onlarla işim bitti. Onların oyuncak olduklarını biliyorsun. Şimdi gerçek olan bulunmalı, araştırılmalı ve o da çok uzakta değil, senin içinde. Geçmişe bağlı yaşayan bir insanın sıkıntıya kapılması, anlamsızlığın ve bir tür kaygının içine düşmesi kaçınılmazdır. Burada ne yapıyorum? Neden yaşamaya devam ediyorum? Yarınlarda ne var? Bugünün bir tekrar mı? Ve bugün olan da dünün tekrarıydı. Öyleyse amaç ne? Neden aynı rutin içinde kendini beşikten mezara sürüklüyorsun? Bu, bufala ve eşekler için gayet uygundur. Çünkü onların geçmiş kavramları yoktur. Onların gelecek bilinçleri de yoktur. Onlar sıkılmazlar. Çünkü sıkıntı içinde belli bir bilinç gerekir. Bu bilinç, bunu daha önce yaptığın, yine yapmakta olduğun ve yarın yine yapacağının farkındalığıdır. Çünkü geçmişten kopmazsın. Onun ölmesine izin vermezsin. Geçmişi canlı tutarsın. Hayatta herkesin karşı karşıya kaldığı ikilem budur. Ve tek çözüm geçmişin ölmesine izin vermektir. İşte burada çok etkilendiğim hikayeye geçiş yapıyor arkadaşlar. Doğru mu? Gerçek mi? Yazılı bir kaynaktan mı alındı bilmiyorum. Ama güzel bir öğreti diyebiliriz. İsa'nın yaşamında güzel bir hikaye vardır. İsa bir göle gelmiş. Sabahın erken saatleriymiş. Güneş henüz doğmamış ve bir balıkçı göle ağ atmaymış. İsa elini balıkçının omuzuna koymuş ve "Bunu yapmaya daha ne kadar devam edeceksin?" diye sormuş. Her gün, her sabah, her öğlen, her akşam sadece balık tutmak. Sence hayat yalnızca bunun için mi? Balıkçı yanıtlamış. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama şimdi sorduğun için ne demek istediğini anlıyorum. Hayat bundan daha fazlası olmalı. Benimle gelirsen sana balık tutmak yerine nasıl insan tutabileceğini öğreteceğim demiş. Biraz ilginç değil mi? İsa. Adam İsa'nın gözlerine bakmış. Öyle bir derinlik, öyle bir samimiyet varmış ki bu adamdan kuşku duyamazsın. Etrafını öyle bir sessizlik sarmış ki bu adama hayır diyemezsin. Balıkçı ağını suya fırlatmış ve İsa'yı takip etmiş. Kasabadan ayrıldıkları sırada bir adam koşarak yanlarına gelmiş ve balıkçıya "Günlerdir hasta olan baban öldü. Eve gel." demiş. İşte ne olduysa burada oldu arkadaşlar. Bana da bir garip geldi. Hani bizim kültürümüzde karşılaştırmayalım burayı. Balıkçı İsa'ya dönmüş. "Bana birkaç gün süre ver ki babası öldüğünde bir evlattan beklenen son ritüelleri yerine getirebileyim." demiş. Ve bu son cümleyi hatırlanmanı istiyorum. İsa balıkçı şöyle demiş. "Bırak ölüler ölüleri gömsün. Sen benimle gel." İsa ne söylemiş? "Tüm şehir ölü insanlarla dolu. Onlar ölen babanla ilgileneceklerdir. Sana ihtiyaç yok." Burasını bizim kültürümüzle ve dinimizle anlamamak lazım bence arkadaşlarım. "Sen sadece benimle gel. Her an bir şeyler ölmektedir. Antika koleksiyoncularından olma." Burada da çok fazla şey anlatılıyor. Antika ölüdür, bırak onu. Sen hayatla git. Hayatla, bütünlüğünle, yoğunluğunla devam et ve o zaman hiçbir ikilemle, hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Arkadaşlar, bu hikaye burada bitti. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.